Yapışkan bant 1925'te bir boyacının maskeleme bantı olarak icat edildi. Nihayetinde bu gıda endüstrisinde kullanılan selefon kaplamayı kapatmak için tasarlanmış şeffaf banda dönüştü. Ardından bu bant bir ev gerici olarak sunuldu. Öyle ki onsuz, kopuk haldeyiz. Polipropilen denen plastik film ruloları nakliye bandı olma yolunda. Rulolar sarıcı denen makinelere gider. İşçiler yapışkan birleştirici bir bandı her rulonun sonuna yerleştirir. Bu onların bir ruloyu diğerine bağlamalarını, böylece üretim hattına kesintisiz bir kaynağı sağlayacaktır. Bir rulo tamamen sarıldığında ucu diğer rulonun başındaki ek yerine yapışacaktır. Bu rulo da sarıldığında ucu diğer rulonun başlangıcına yapışır ve böyle gider. Otomatik bir gerilim ayarlayıcısı makinenin yırtılmayı önlemek için filmi sıkıca çekmesini sağlar. Sarıcı aynı zamanda filmin yüzeyine bir çözelti de uygular. Bu filmin açılırken birbirine yapışmasını önler. Bu filmi banda çevirmek için bir tarafı sıcak erik diye bilinen çeşitli maddelerden oluşan sıcak bir yapışkanla kaplarlar. Sentetik kauçuk buna esneklik verir. Ultraviyole koruyucu kurumasını ve renk değiştirmesini engellerken antioksidan bir madde yaşlanmasını önler. Sentetik reçine yapışkanlığını sağlarken boyar, yağlar, renk seçeneği sunar. Bu durumda bronzlaşma devam eder. Sıcak eriği önceden ısıtılmış ve karışımın katılaşmasını önlemek için onu 200 santigrat derecelik boru tesisi altında tutacak bir saklama tankına doldururlar. Tank yapışkanı yapışkanlayıcı bir makineye pompalar. Fazlalığı temizlerler, filmi sararlar ve yapışkan oluşur. Siyah soğutucu rulo hemen bunu sertleştirir. Bilgisayar kontrollü bir algılayıcı düzgün bir yapışkan kaplama yüzeyinin olmasını sağlar. Eğer değilse çıkışı ayarlaması için pompaya otomatik bir sinyal gönderir. Şimdi geri sarıcı denen bir makine bandı makaralara sarar. Bir makara dolduğunda bir bıçak bandı ek yerinden ayırır, böylelikle sarma sonraki makarada yeniden başlar. Bu makaralardan sadece birindeki bant uzunluğu 85 futbol sahası uzunluğundadır. Makaralar kesici denen 1,5 metre genişliğindeki bandı birçok şeride ayıran bir dizi keskin jilete gider. Nakliye bantları 48 milimetre genişliğindedir. Bu nedenle makara başına 31 şerit elde ederler. Her şerit karton bir koçana sarılır, ucu da bir etiketle kaplanır. Rulo başına bant uzunluğu müşterinin gereksinimine göre değişir. Makine tamamlanmış bantı dışarı çıkarırken içeriye sonraki yeni karton koçanlar girer, ardından paketleme bölümüne gider. Ancak hiçbiri bir kalite kontrolünden geçmeden gönderilmez. Her makaradan örnek bir rulo denilir. Bir denemede bantı yapışkan yüzeyi yukarıya doğru gelecek biçimde açıp paslanmaz çelikten bir bilyeyi eğimli bir yüzeyde bant üzerinde yuvarlayarak topun yapışmadan ne kadar yuvarlanacağını ve nerede duracağını ölçerler. Testi geçmek için topun belli bir mesafede yapışması gerekir. Durma uzaklığı yapışkan bantın türüne göre değişir.